Çok sevgili dinleyiciler ve sevgili panelistlerimiz ve webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Editer olarak bildiğiniz gibi şebeke esnekliği temasını merkeze aldı. Çünkü şebeke esnekliğinin enerji dönüşümünde önemli bir yeri olacağını ve olmaya başladığını düşünüyoruz. Ve kısaca da hatırlatacak olursam, şebeke esnekliği teması çevresinde öncelikle bir işin temellerini anlamak istemiştik. Ve şebeke esnekliği ve getirdikleri üzerine ilk webinarımızı gerçekleştirdik. Orada neden böyle bir konsepte, temaya ihtiyaç var? Şebeke esnekliği nedir? Niye ihtiyaç duyuyoruz? Bunu mümkün kılan teknolojiler, araçlar neler diye değerli panelistlerimizle bir oturum gerçekleştirmiştik. Bunun takibin olarak da esneklik araçlarından ilki olan depolama teknolojilerine baktık. Ve özellikle de batarya depolama konusunu daha detaylı ele alma imkanımız oldu. Şimdi bu serinin üçüncü oturumundayız. Aynı depolama gibi önemli araçlarımızdan bir diğeri de talep toplayıcıları ve sanal güç santralleri. İngilizcesi aggregator olarak geçiyor. Bu toplayıcı kavramı hem talebin toplayıcılığı hem de arzın toplayıcılığı şeklinde olabiliyor. Arz tarafında olduğunda da sanal güç santralleri olarak ifade ediyoruz. Virtual Power Plant olarak yani VPP olarak da literatürde geçtiğini görebilirsiniz. Tabii depolamada da aynı şekilde olmuştu. Webinarı planladığımız zaman başvurular alındı. Gerçekten çok ilgi çekici ve iyi bir zamanlama olmuştu. Yine benzer şekilde yakın zamanda bildiğiniz gibi toplayıcılık faaliyetinin birinci mevzuatın içine girdiğini gözlemledik. Yani artık lisanslı bir faaliyet olarak hayatımıza yer alacak. Aslında daha önce de bunu yapmanın belli yolları vardı ama nasıl yol aldık, neler deneyimledik onları da panelistlerimizle konuşacağız. Şimdi işin hem kamu ayağı var, düzenlemeler ve uygulama açısından hem de özel sektör perspektifi var. O yüzden panelistlerimizle gerçekten bunu iyi yansıtacağını düşündüğümüz bir ekip oluşturmuş olduk. Ben panelistlerimize hoş geldiniz demek istiyorum ve kendilerini kısaca tanıtmak isterim. Sevgili Hasan Aksoy, Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Araştırma Koordinatörlerinden. Enerji sektörüne de geçişi 2005 yılı ve oldukça uzun yıllar deneyimi var farklı kurumlarda. Ama tabii biz kendisini artık Şura'yla eşleştirdik. Şura'nın da yaptığı çok kıymetli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bize ilham kaynağı oluyor. Umuyorum ve eminim çok tarafa da aynı şekilde ilham kaynağı oluyordur. Tekrar teşekkür ediyorum Hasan Bey. Erman Tercihanlı, Innovitas ve Prezify kurucu ortağı. Bu şirketlerle birlikte enerji sektöründe gelişmiş ve son teknoloji çözümlerini ortaya koyuyorlar. İşin hem akademik tarafına yakın hem de uygulama tarafına çok yakın. Bu iki tarafı bir araya getiren çok kıymetli bir profil. Size hoş geldiniz Erman Bey. Sevgili Önder bizimle birlikte. Çok eski çalışma arkadaşım. O da çok uzun yıllardır enerji sektörünün içerisinde. Yine benim çok beğeniyle takip ettiğim hem Türkiye'de hem yurt dışında enerji sektörüne dönük özel sistemler geliştiriyor. Bunlarla birlikte dağıtılmış kaynakları izlemek ve karmaşık iş operasyonlarını yönetmek üzere gelişmiş çözümler üretiyor ve SmartPass'ta CEO olarak görev yapıyor. Önder sen de hoş geldin. Ve tabii ki işin kamu tarafında sevgili Ümit Bey bizimle birlikte. Kendisiyle yine önceki projelerimizden yakın çalışma imkanım da olmuştu. TYAŞ'ta şube müdürü olarak görev yapıyor. TYAŞ'ta 18 yıllık kariyeri var. Burada farklı görevler üstlenmiş durumda ve son olarak yan hizmetler konusundaki müdürlük görevini yürütüyor. Size de hoş geldiniz Ümit Bey. Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Hoş bulduk. Ve İbrahim Bey, tabii ki işin piyasa tarafı çok çok kritik. Bütün bu yaptıklarımızı bir araya getiren, üreticileri, tüketicileri buluşturan ve sisteme önemli hizmetler sunan taraf EPİAŞ. İbrahim Bey de hem geçmişinde TEİAŞ deneyimi var. O yüzden işin teknik tarafına da son derece hakim. Ve şu anda piyasa tarafına da çok hakim. İşin yine teknik ve piyasa taraflarını çok iyi buluşturabilecek bir noktada. Bu perspektiften görüşlerini alacağız. İbrahim Bey siz de hoş geldiniz. Ben hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Yani depolama deyince üç aşağı beş yukarı herkesin aklında bir şeyler oluşuyor. Ama bu işte toplayıcılık acaba ne anlama geliyor? İşte sanal güç santrali ne dedi? Biraz daha uzak kavramlar gibi. O yüzden ben Hasan Bey'le başlamak istiyorum panele. Talep toplayıcıları ve sanal güç santrallerinin bu şebeke esnekliği içerisindeki yeri nedir? Nasıl faydalar sağlar? Ve bu gerçekten materyal mi? Yani sürekli bunu hani gündeme getiriyoruz ama materyal bir şeyden veya önemli bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa bu işin böyle biraz daha hani süslü tarafı mı diyeyim? Siz nasıl görüyorsunuz bunu Hasan Bey? İlk olarak söz sizde. Çok çok teşekkürler Elif Hanım sorunuz için. Ben de tüm katılımcılara öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Edider'e teşekkür etmek istiyorum nazik davetleri için. Ayrıca
böyle güzel bir webinar serisi yaptıkları için de tebrik etmek istiyorum. Sorunuzu biraz geniş çerçeveden değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle bildiğiniz üzere küresel ölçekte yaşadığımız bir enerji dönüşümü süreci var. Bu enerji dönüşümünü aslında tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi de iklim değişimi. Ve tabii hayatımıza giren teknolojinin, dijitalleşmenin yardımıyla da bu dönüşümü gerçekleştirecek teknolojilere ulaşıyor olmamız. Tabii bununla ilgili ülkeler hedefler koydular. İşte 2050 net sıfır hedefleri var. Türkiye olarak biz de hem Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk hem de 2053 net sıfır hedefi açıkladık. Bu kapsamda da hem karbon emisyonlarını azaltma hem de enerji dönüşümünü sürdürme konusunda kararlılığımızı gösterdik. Peki enerji dönüşümü dediğimizde ne anlıyoruz? Aslında üç temel ayağı var bunun. Birincisi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla hayatımıza girmesi. Elektrik üretimi özellikle fosil yakıtların yerini alacak şekilde hayatımıza girmesi. İkincisi enerji verimliliği. Teknolojinin yardımıyla enerji verimliliğini daha fazla kullanıyoruz. Üçüncüsü de elektrifikasyon. Elektrifikasyonda yine özellikle fosil yakıtları ikame edecek sektörlerin işte sanayide, binalarda, ulaştırmada elektrifikasyonun artması. Tüm bu aslında sisteme baktığımızda tabii teknolojinin de yardımıyla elektrik üretimi hem şebeke ölçeğinde yenilenebilir enerji kaynakları artıyor hem de dağıtık seviyede. Yani dağıtık enerji kaynakları dediğimiz işte çatı üstü güneş santralleri ya da işte bataryalar, sayaç arkası bataryalar, şebeke ölçeğindeki bataryalar, hayatımıza yeni giren elektrik yükleri, elektrifikasyonlu bunlar işte ısı pompaları olabilir, elektrikli araçlar olabilir. Aslında sistem daha da komplike hale geliyor. Eskiden elektrik arzı işte klasik santrallerden sağlanıp iletim, dağıtım ve tüketici şeklinde bir yöne doğru giderken şimdi zaman zaman çoğu ülkede artık şunu görüyoruz. Tüketici tarafında üretilen elektrik dağıtık enerji kaynaklarından ters tarafa doğru yani dağıtım iletime doğru kaydığı zamanlar bile olabiliyor. Yani aslında enerji sistemi, elektrik sistemi tamamıyla değişim içine girdi diyebiliriz. Tabii bu değişim içinde değişken yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz işte yenilenebilir özellikle rüzgar, güneş kaynaklarının sistemde artması sistemin esnekliği ihtiyacını da arttırıyor. Yani bu şu demek, daha tahmin edilemeyen üretime sahip santrallerin sistemde olması ve daha çok olması sistemin daha fazla esnek olmasını gerektiriyor. Bu esneklik de farklı kaynaklardan sağlanabiliyor. Bunlar işte bataryalar olabiliyor, pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri olabiliyor, enterkonneksiyon kapasitelerle esneklik sağlanabiliyor. Fakat en aslında ucuz diyebileceğimiz bir de talep tarafı katılımıyla bu esneklik sağlanabiliyor. Talep tarafı katılımının sağlanabilmesi için de tabii gerekli şartlar var. Yine burada teknoloji ve dijitalleşme aslında ön planda. Yani oradaki gelişmeler olmasa talep tarafında aslında bu işin içine sokamamış oluyoruz. Talep tarafı katılımı da aslında şu özetle kısaca söylemek gerekirse, arz kaynaklarının fiyat sinyallerine göre kendi yüklerini değiştirdiği bir sistemde, talep kaynakları da elektrik piyasasındaki ya da işte tarifelerdeki ya da işte başka bir piyasadaki fiyat sinyallerine maruz bırakılarak talebinin farklı bir zamana kaydırılması ya da düşürülmesi şeklinde böylece sisteminde daha verimli çalışmasını sağlayan bir unsur talep tarafı katılımı. Aslında ikiye ayırmak lazım. Açık ve örtülü talep tarafı katılımı diye. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Örtülü talep tarafı katılımı dediğimiz elektrik piyasasındaki tarifeler ya da işte şebeke tarifeleriyle tüketicilerin kendi isteğiyle bu elektrik fiyatlarından işte yüksek olan ya da düşük olan elektrik fiyatlarından faydalanarak yüklerini kaydırması. Yani aslında biz de uzun zamandır olan 3 zaman tarife kullanıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır. Bu 3 zaman tarife karşılığında işte gündüz puant, gece fiyatları farklı. Tüketiciler yüklerini buna göre kaydırabiliyorlar ama şu anda tabii çok işleyen bir sistemimiz yok maalesef. Bunun işte yurt dışı örnekleri var. Almanya'da mesela 880 tane dağıtım şebekesi var. Burada her dağıtım şebekesi için ayrı tarife söz konusu. Yine aynı şekilde elektrik piyasasındaki fiyatlara göre tüketiciler yüklerini kaydırabiliyorlar. Amerika'da yine aynı şekilde sadece tüketicileri değil dağıtık enerji kaynaklarında yani elektrikli araçları, işte güneş çatı üstü güneş panellerini yüklerini kaydırabilmeleri için bataryalar sayesinde yine farklı tarifeler var, mevsimsel tarifeler var. Dolayısıyla bu örtülü bir talep tarafı katılımı sağlıyor. Bir de açık dediğimiz
talep tarafı katılımı. Burada aracılar gerekiyor. Toplayıcı dediğimiz ya da işte İngilizce'de aggregator denen. Hem talep kaynaklarını toplayabiliyorlar, hem arz tarafı kaynaklarını topluyorlar. Bunu da, buradaki ihtiyaç da şuradan çıkıyor aslında. Küçük dediğimiz dağıtık enerji kaynakları, hem bunlar çatı üstü güneş panelleri olabilir, elektrikli araçlar olabilir, evsel ısı pompaları olabilir, hepsinin bir esneklik potansiyeli var. Bu potansiyelin toplanarak toplayıcılar vasıtasıyla sistem işletmecisine aslında bu esnekliğin sunulması. Yani asıl buradaki olay bu. Tek başlarına katılamıyorlar bu kaynaklar sisteme çünkü çok küçük oldukları için. Artı yani illa küçük olmazsa şart değil. Mesela sanal güç santrallerinde işte büyük yenilenebilir santralleri de sonuçta yük al yük at yapabilen santraller olmadığı için bu portföylerin içinde, toplayıcılık portföyleri içinde küçük santrallerle, tüketimle birlikte bir güç oluşturuyorlar aslında. Büyük bir hacim oluşturarak şebeke esnekliğinde önemli bir rolleri oluyor. Burada tabii sistem açısından baktığımızda sistem için çok önemli faydaları var. Bu küçük ya da işte topluluğun getirdiği esneklik şebekeye yansımış oluyor. Dolayısıyla şebekedeki yatırımların ertelenmesine ya da hiç yapılmamasına ya da işte üretim santrallerinin, ilave üretim santrallerinin girmemesine ya da işte bir puan saatteki yükün yönetilmesi gibi aslında çok kapsamlı faydaları var. Diğer taraftan tüketiciler de aslında oyunun bir parçası oluyorlar ve burada ilave gelir elde etmeleri söz konusu olabiliyor. Enerji birim maliyetleri düşebiliyor tüketici tarafında. Ayrıca işletilmesi konusunda sisteme de faydaları sağlanmış oluyor. Tabii bunun için öncelikli yapılması gereken şeyler var. Hem tüketici tarafında hem işte bu küçük üretim tesislerinde akıllı sayaçların, akıllı iletişimlerinin bulunması öncelikli konulardan bir tanesi. Akıllı ölçüm ve doğrulama altyapısı tabii gerektiriyor. Diğer taraftan toplayıcılık faaliyeti yürütecek portföyü kuran, işleten kurumun kendine ait bir optimizasyon modeline de ihtiyacı olacak. Tüm bu dengelemeyi sağlayabilmesi için. Tabii burada dijitalleşme öncelikli konulardan bir tanesi. Bugüne kadar biliyorsunuz toplayıcılıkla ilgili bir mevzuat da yeri yoktu toplayıcılığın. Yeni mevzuatla toplayıcılık tanımı gelmiş oldu ve aslında bu iyi bir gelişme, önü açılmış oldu. Tabii ikincil mevzuatlara ihtiyaç olacak burada gelişmesi için. İkincil mevzuatlarla da işte toplayıcılığın nerede tanımlanması, hangi piyasalara girebileceği ya da işte görevinin ne olacağı, dengeleme güç piyasasında ya da yan hizmetlerde mi faaliyet göstereceği, elektrik tedarik şirketleriyle arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği, bu uyuşmazlıktan kastım şu, bir müşteriye enerji tedarik eden bir şirket bir anlaşması var gün öncesinde ve ona göre bir sisteme bir talep bildiriyor. Toplayıcı da belirli bir esneklik yükünü düşürdüğü zaman işletme gereği yan hizmetler piyasasında, tabii tedarik şirketinin bir gelir kaybı ya da dengesizliğe düşme durumu söz konusu olabiliyor. Buradaki uyuşmazlıkların çözümü için de bir mevzuat gerekecek. Tüm bunların tabii önümüzdeki süreçte artacağını öngörüyoruz. Çok sağ olun. Şimdi çok güzel bir resim çek, büyük resimden. Aslında hep şunu vurguluyoruz. Biz şebeke esnekliği diyoruz. Niye? Çünkü enerji dönüşümünü mümkün kılıyor diye. Siz de onu gerçekten gayet güzel özetlediniz ama benim açımdan kritik bir şey oldu. Dediniz ki en ucuz kaynak aslında talep tarafı katı. Bunu bir unutmamak lazım. İkinci not aldığım şey teknoloji ve dijitalleşme olmadan aslında bunların hiçbiri yapmak mümkün değil veya çok limitli yapmak mümkün. Ve biz toplayıcı dediğimiz zaman o zaman şunu düşüneceğiz. Talebin de arzın da aslında büyük kapasitelerde zaten sisteme girmesinin önü açık. Yani esnekliği böyle sağlıyoruz. Özellikle de bizim sistemimize baktığımızda bu daha çok arzın bu dengeyi sağlaması şeklinde gerçekleşiyor. Toplayıcılık kavramı üretimin dağıt üretime doğru evrilmesiyle yani yenilenebilir teknolojilerin hayatımıza daha entegre olmasıyla orada arzı, o dağıtık olan arzı bir araya getirip orada büyük bir güç oluşturma imkanı getirecek. Benzer şekilde tüketiciler de aslında sistemin daha entegre bir parçası haline geliyor. Hatta Deloitte'un terminolojisine göre şöyle de söyleyebilirim, işte consumer, prosumer'a dönüşüyor. Prosumer artık üreten tüketici. Fakat prosumer da transumer'a evriliyor. Transumer dediğimizde artık piyasa işlemlerinin de bir parçası haline gelen küçük tüketici.
Bunu tabii tek başına yapamayacak çünkü tek başına entegre etmek de zor. Diğer taraftan küçük bir kapasiteden bahsediyoruz. Bunlar yan yana gelip büyük bir güç oluşturup sisteme etkisi olacak diye özetleyebiliriz. Ve bunun için de akıllı sayar, iyi bir iletişim sistemi, ölçüm ve doğrulamanın da önemli olduğunu iletmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi Erman Bey'e geçeceğim. Erman Bey meslektaşım, aynı bölüm mezunuyuz ve orada şu anda doktora çalışmasına başlamış durumda. Ve ana konusu da sanal güç santralleri. Biz tabii santralleri çok iyi biliyoruz da bir dakika bunun sanalı nasıl oluyor? Bu elektrik vermeyecek mi? Nasıl olacak falan diye böyle bir temel bir şey sorayım. Şimdi siz bu konuya literatür açısından öncelikle bir yaklaşabilirseniz çok memnun olacağım. Bir de tabii bizim de gündemimize tabii ki girdi veya giriyor bir takım uygulamaları zaten var. Ama uluslararası uygulamalara baktığımızda başarılı örnekler var mı? Biraz bize böyle ilham kaynağı olabilecek başka örnekler varsa onları da duymayı çok isteriz. Teşekkürler Elif Hanım. Öncelikle ben de tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum ve böyle ilgiyle izlediğimiz webinar serisine katkı koyma fırsatı verdiği için Eddere de ayrıca teşekkür ediyorum. Aslında VPP literatürü temelinde aslında kavram çok yeni bir şey olmasına rağmen benzer literatür 2000'lerden bu yana çok karşımıza çıkıyor. Çünkü baktığınızda yenilenebilir enerji santrallerinin daha fazla sisteme entegre olmasıyla birlikte bir ihtiyaç doğdu. Çünkü değişken, kararsız ve dengesiz bir yük aslında şebekeye girmiş oldu. Dolayısıyla bunu optimize etmeniz gerekiyor. Biz tabii 2000'lerde nelerle başladık? Öncelikle bunu tekil optimizasyonlarıyla gerçekleştirmeye çalıştık. Elimizdeki santrallerin optimize edilmesiyle gerçekleştirmeye çalıştık bazen. Veya 1990'ların sonunda, 2000'lerin başında çok gördüğümüz pompaj depolama HES'lerle entegre olan yenilenebilir enerji santrallerinin optimizasyonlu çalışmaları aslında karşımıza çıkmaya başladı. Sonrasında ama yenilenebilir santraller birazcık değişmeye başladı. Artık o bildiğimiz büyük santraller birden küçüldü ve dağıtık hale gelmeye başladı. Ve bu dağıtıklıkla o bildiğimiz aslında optimizasyon modelleri artık çok da işimize yaramıyordu. Bunu da piyasa içerisinde çözmeye çalıştık ve 2010'lara geldiğimizde birçok kavram aslında işte mikrogridlerin, demand response'un birçok kavramın aslında hayatımıza yavaş yavaş girdiği yılları görüyoruz o sıralarda. Ve hepsinin aslında çok ortak bir noktası vardı. Evet, orada yönetilmesi gereken bir grup var, bir enerji var ve biz bunun optimize edip aslında şebekeyi daha kararlı bir hale getirmemiz lazım. Ve şebekede bunun daha kolay alınabilir, satılabilir bir uygulamasını görmek içindi. 2010'larınla birlikte aslında VPP literatürü biraz yavaş yavaş artmaya başladı. Ama asıl aslında kırılma noktasını 2015 gibi görüyoruz biz. Burada şöyle bir istatistik verebilirim size. 2015 ile yani tüm VPP review makalelerimize baktığımızda 2015'ten bugüne, çünkü 2015'ten önce çok az dediğim gibi VPP literatürü görüyoruz, sınırlı. Tüm literatürün %50'si 2021 ve 22'de. Yani toplam 7 yıllık literatürün %50'si son 2 yılda, %30'u son yılda, 2022'de. Bu aslında akademi gerçekten çok yükselen bir hızda ilgi göstermeye başladı VPP'lere. Ve bu gösterdikleri ilgi aslında yalnızca sanal güç santralleri ve bunların optimizasyonları değil, orada gerçekten onun çok entegre olduğu çok fazla yapıyla birlikte ilgi göstermeye başladı. Bir de burada tabii ki piyasa yapısı çok önemliydi. 2015'te baktığımızda bir kavramını bizim çözmeye çalıştığımız en öncelikli piyasa olarak karşımıza gün öncesi piyasası çıkıyordu. Bir literatürde özellikle 2015-2020 çalışmalarında çok ağırlıklı gün öncesi piyasasını görürken 2021-22'nin belki de en büyük farklılığı hayatımıza daha fazla girmeye başlayan gün içi piyasası olmaya başladı ve VPP çalışmalarında gün içi piyasasının yoğunlaştığını görüyoruz biz. Aslında akademi tarafında da bu son 2 yılda orada ciddi bir artış var. Peki bunun dışında aslında hangi piyasayı canlanıyor olarak görüyoruz? Son yine 2 senede özellikle baktığımızda yan hizmet. VPP literatüründe yan hizmetler artık gün içi piyasa kadar önemli bir konu olarak görülmeye başlandı. Ve hala sınırlı olmasına rağmen, çünkü gün öncesi, gün içi ve yan hizmetler piyasasını aynı anda çözebilmek, bu tür optimizasyon modelleri geliştirebilmek gerçekten çok zor veya bunu gerçek zamanlı çalıştırabilmek çok zor, ama akademinin belki de en çok dikkatini çeken ve son dönemde girmeye başladığı noktaların yan hizmetler
piyasalarında VPP uygulamaları olduğunu görüyoruz. Burada aslında birazcık hani teknik literatürden buradan uygulama örneklerine böyle yavaş evet, yavaş geçebiliriz. Örnek. Evet, kesinlikle. Şimdi uygulama örneklerine geçerken ben bugün dedim ki webinarın öncesinde ya bir bakayım dedim VPP'ye dünyada kimler ilgi gösteriyor acaba? Bir Google Trends'i açalım. Google Trends'i açtım ve VPP sorgulamalarına baktım. Açık ara önde ülke Avustralya. Yani VPP aramasının yapıldığı. Sonra Amerika, Almanya, İngiltere. Aslında VPP sektöründe olan hepimiz için hiç sürpriz olmayan 4 ülke çıkıyor karşımıza. Bunun dışında biraz son dönemde Hindistan ve Asya Pasifik'te ilgisizliği görüldüğünü görmeye başladım. Aslında çok ciddi uygulamalar görüyoruz. Özellikle Avustralya, Amerika, Almanya ve İngiltere aslında VPP tarafındaki uygulamalarda dünyada genel olarak böyle başı çeken ve VPP uygulamalarını çok hızlı yaygınlaştıran ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi uygulamalar birazcık ikiye ayrılıyor aslında. Bir tanesi daha büyük ölçekli, bir tanesi daha küçük ölçekli uygulamalar. Avustralya'nın aslında trendlerde bu kadar çok çıkmasının sebebi de bizim residential VPP dediğimiz kavramın aslında dünyada en yaygın olduğu yer. Burada birkaç örnek uygulamadan bahsedebiliriz. Bir tanesi mesela çok büyük uygulamalar olarak belki birçoğumuzun da bildiği Hornsdale Power Reserve var Güney Avustralya'da. Aslında dünyadaki en büyük lityum-iyon bataryalardan birisi olarak biliniyordu. 2017'de 100 megawatt, 2022'de 50 megawatt genişlemeyle 150 megawatt'a ulaşmıştı. Tabii şu an için en büyük tek noktadaki batarya ünitesi değil bu son dönemki aslında kurulumlarla birlikte ama VPP'ye dahil olan hala en büyük. Evet, bir VPP içerisinde olan en büyük uygulama olarak Avustralya'da devam ediyor. Onun dışında burada gördüğümüz bu arada bu uygulamada dengeleme piyasası, kapasite ve yan hizmetlere katılım gösterdiğini de görüyoruz buranın. Bir diğeri işte İon Almanya'da aslında çok büyük bir uygulama görüyoruz. Bu yaklaşık 1 gigawattlık bir VPP'den bahsediyoruz. Bu da yine büyük çaplı aslında bir VPP olarak görülüyor. O da hem kısıtlılık tarafında hem de yine elektrik piyasalarında faaliyet gösteren bir VPP olarak karşımıza çıkıyor. Amerika'da çok fazla uygulama var. Özellikle Kaliforniya, New York ve Texas'ta biz yoğun VPP uygulamaları görüyoruz son dönemde. Burada işte Converge, Xcel Energy, Advanced Microgrid Solutions gibi çok sayıda uygulayıcı. Genelde orta ölçekli, küçük ölçekli uygulamaları da birleştirerek, VPP'lere dahil ederek VPP uygulamaları görüyor. İşte son dönemde İtalya'da bir Enel ile birlikte aslında yoğunlaşan bir 100 bin tane residential commercial müşteriyle bir VPP aslında çalışmasıyla İtalya'nın öne çıktığı bir uygulamayı da görüyoruz. Peki burada bu kadar çok proje elde ediliyor. Birkaç tane de sayı verip aslında daha aklımızda kalacak şeylerle bu uygulamalarda neler elde edilmiş? Bir uygulamada deniyor ki VPP'de peak electricity demand'ini %20'ye yakın düşürebilirsiniz diyor. Sadece bir VPP uygulamasıyla. Uluslararası Enerji Ajansı diyor ki VPP'ler yenilenebilir enerjinin grid entegrasyonundaki maliyetleri %30'a kadar düşürebilir. Hı hı. Avustralya'da bahsettiğimiz uygulama ise diyor ki yıllık 40 milyon dolarlık sadece grid stabilizasyon servislerinden bir getirisi olduğunu söylüyor projenin son 5 yılı içerisinde. Enel'in VPP uygulamasında ise operasyon ve dağıtım network'ündeki operasyon ve bakım tarafındaki maliyetlerin %15'e kadar düşebildiğinden bahsediyorlar. Dolayısıyla önümüzde çok fazla uygulama örneği var ve bu uygulama örneklerinden de gerçekten çok böyle geleceğe dair bizi umutlandıran da aslında sayılar önümüze çıkıyor. Evet, tabii bahsettiğiniz rakamlar yani %20 maliyetin düşürülmesi, %30'lar enerji sektörü ölçeğinde düşündüğümüzde çok büyük maliyetlerden yani nominal değer olarak çok büyük paralardan bahsediyoruz. O yüzden bu dağıtık dünyaya doğru ilerlerken toplayıcılık kavramı artık bir gereklilik haline doğru dönüşüyor. Sanıyorum böyle ifade etmek lazım. Yani bugünün en temel ihtiyacı olmayabilir ama bu dönüşüm içerisinde olmazsa olmaz unsurlardan biri olmaya aday. Ve anlattıklarınızdan aslında şu ilginç geldi. 2015'ten bugüne toplam literatürün %50'sinin ve 2021 ile 2022'de de çok ciddi anlamda yükselmiş olması çok kayda değer. Bunun da doğrusu yaşadığımız enerji kriziyle ilişkili olduğunu da düşünüyorum. Yani toplayıcılık ve VPP yani sanal güç santralleri aslında bize fayda sağlıyor ki bu kriz dönemi içerisinde bu alana daha fazla akademik bir yoğunlaşma gerçekleşmiş ki bunun da sektörde de mutlaka karşılığı var diye düşünüyorum. Süper anlattınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi
Erman Bey ilk cümlesinde dedi ki işte bu dönüşümle birlikte değişken, kararsız ve dengesiz bir sistemden bahsetti veya üretimin bu halde olduğundan bahsetti. Bu en çok kimi yoruyor? Ümit Bey sizi yoruyor değil mi? TYEŞ için veya sistem işletmecileri için gerçekten yönetilmesi zor bir durum ortaya çıkıyor. Ben o yüzden sizin perspektifinizden bunu öğrenmek istiyorum. TYEŞ tarafından bakarsak veya bir sistem işletmecisi tarafından bakarsak talep toplayıcısı, sanal güç santralleri ne ifade ediyor? Ve aslında tabii bir süredir, yani tabii toplayıcılık olarak demeyelim ama talep tarafı katılımının da Türkiye'de bir uygulaması var. Ama gerçekten o potansiyel ne kadar değerlendirildi? Belki o konuyla ilgili de katkılarınız kıymetli olur. Ne işe yarıyor, ne yaramıyor? Bundan sonrasına ilişkin sizin öngörüleriniz neler? Bir de sistem işletmecisi perspektifinden sizden diyorum. Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Öncelikle nazik davetiniz için ve tüm katılımcıları selamlıyorum. Şimdi talep toplayıcıları ve sanal güç santralleri iletim sistemi işleticisi olarak bizlere tabii ki sistem yönetimini esnek bir şekilde yönetmeyi getiriyor. Normalde iletim işleticisi ölçeğinde görece küçük olan santraller var. Bunlar birkaç megawatt olabilir ya da bir megawattın altında tesisler olabilir ya da bunlar tüketim tesisi olabilir. İster tüketim tesisi olsun, ister üretim tesisi olsun, arz talep dengesini sağlama anlamında sistem işletmecisine fayda sağlayabilir noktaya geliyorlar. Talep toplayıcı ve sanal güç santralleri mekanizmalarıyla. Şimdi bizim talep tarafı yedeği hizmetiyle alakalı yan hizmet yönetmeliğindeki maddeler gereğince yaptığımız çalışmalar var. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Talep tarafı yedeği hizmet sistemde sistem işletmecisinin talimatı doğrultusunda hizmete katılan uygun tüketim tesisleri içerisinden tüketim miktarının azaltılması suretiyle verilen hizmet. Ve bunun için geçtiğimiz yıl yani 2022 yılında 3 defa tedarik süreci işlettik. Burada uygunluk belgesi alan yani bu hizmeti vermeye erişli olan 18 farklı tesisimiz var. Bu 18 farklı tesisin toplam güçleri 800 MW civarında ve bunların yıllık maksimum tüketim toplamlarına baktığımızda 624 megawattlık bir toplamımız var. Tabii bunlar için TYEŞ başvuruları neticesinde bir uygunluk belgesi veriyor ve TPYS sistemine yani TYEŞ piyasa yönetim sistemine bunları kullanıcı olarak kaydederek bunların ihalelere teklif vermesini sağlıyor bir anlamda. İlk sürecimiz 31 Aralık 2021 günü başladı. Yani 3 Ocak ve 10 Ocak günleri arasında. Geçtiğimiz yılın 2022 senesinin talimat almak üzere teklif veren firma olmadı bu ihalemizde. Yeterli teklif olmadığından bu ihaleyi iptal etmek durumunda kaldık. Tabii bu arada TYEŞ organizasyonuyla burada Ankara'da sektörden tesis temsilcilerini ağırlayarak bu hizmet ile alakalı bir eğitim sunumu da verdik. Yani biz burada neyi amaçlıyoruz, tesislerden beklentilerimiz nedir gibi. Onlardan bir takım geri dönüşler alındı. Akabinde 17 Ocak tarihinde düzenlediğimiz ikinci ihalede 18 Ocak ve 28 Ocak tarihleri arasında talimat almak üzere tekrar ihaleye çıktık. Yalnız burada da sadece 2 megawattlık teklif geldiği için bu ihale süreci de tekrar iptal olmuş oldu. Onun akabinde kış dönemi geçti. Yaz dönemine geldiğimizde tekrar talep tarafıyla ilgili hizmet alma ihtiyacı oldu. 22 Temmuz 2022 tarihinde düzenlediğimiz ve bu sefer en uzun yani 17 günü kapsayan ihale sürecinde teklifleri aldık ama yine yeterli teklif olmadığından bu sefer 10 megawatt toplamda teklif geldiği için bu ihale de iptal olmuş oldu. Yani 2022 içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu ihaleler neticesinde maalesef canlıya alıp bu sistemi görme şansımız olmadı. Tabii burada birkaç etken olmuş olabilir. Bunlardan birincisi tesislerdeki yaklaşım genelde kendi prosesleri ve üretimleri açısından. Yani burada hani ben tüketimi düşeyim de bu piyasa şartlarında karlılık anlamında gelir elde edeyim diye olaya bakmadıkları için ve elektrik kesintisine ya da yüklerini bir şekilde azaltmaya genellikle tahammülleri olmadığı için ya da tahammül etmeyi tercih etmedikleri için bununla ilgili bir kendileri açısından avantaj yaratacağı algısı oluşmadı. Ayrıca tabii teknik olarak yük düşme ya da kesinti için daha önceden haberdar olmak istiyorlar doğal olarak kendi prosesleri açısından. Ama bizim kurgumuzda mesela kısa kısıntı talimatları var. Bunu gün içerisinde kesintiyi istediğimiz saatten 2 saat öncesinde bu talimatı verebiliyoruz. Bu onlar açısından bir belirsizlik oluşturuyor. Bunu pek tercih etmiyorlardı. Bir de uzun kısıntı talimatlarımız var. Uzun kısıntı talimatlarını aslında bir gün önceden saat 17'ye kadar
veriyoruz. Sanki yani gün öncesinden bir planlama gibi. Bunu daha yapılabilir gördüler ama mümkün mertebe ihale sürecinin en erken yapılıp buna karşı hazırlıklı olmayı bekliyorlar. Bu konuda bazı çekinceler oldu tüketim tesislerinin tek tek. Üçüncü olarak da tabii şartnamemiz gereği sabit bedel var ve değişken bedel var. Bu sabit bedelde bir tavan fiyat uygulaması vardı. Yani burada bir tavanda bir kesilme yapıyordu. Belki bu da bir sıcak batmama etkisi yaratmış olabilir. Sonuç olarak gördüğümüz kadarıyla burada yönetimsel bazı çekinceler de mevcut. Yani bunun etkisini ve riskini minimize etmek için belki tesislerin tekliflerinin bir havuzda toplandığı bir mekanizma olan talep toplayıcılık hizmetinin canlıya alım etkili bir yöntem olacaktır ve çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu hizmetle ilgili yurt dışı tecrübelerinden de yola çıkarsak benzer bir yol alındığını görüyoruz. Yani onlar da tek tek tüketim tesisi bazında ihaleye çıktığı zaman sonuç alamamışlar. Ama ne zamanki talep toplayıcı mekanizmasını devreye sokup bunun üzerinden teklifleri almaya çalıştıklarında 100 megawattla başlayıp işte 200-300 diye arttırarak giderek bu hizmeti bir şekilde ayağa kaldırmışlar. Şimdi 28 Aralık'ta 64-46 sayılı elektrik piyasa kanununda yapılan değişiklikle toplayıcı ve toplayıcılık tanımları eklendi. Tabii burada toplayıcı bir veya birden fazla şebeke kullanıcısıyla söz konusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere anlaşma imzalamış olan toplayıcı lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler bu hizmeti verebiliyor. Toplayıcılıkta bu toplayıcılar tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim ve veya üretimlerini birleştirerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyeti olarak tanımlandı. Tabii burada yan hizmet yönetmeliğinde tanımlanan talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında yer alacak tüketim tesisleri tek tek teklif vermek yerine bir toplayıcı şirket aracılığıyla TİYAŞ'a teklif sunması hedeflenen bir unsur. Yani bu şekilde işletilebilir. Tüketici grubu için talep yönetimi ve talep kaydırma yapılması bekleniyor burada. Yani bu düzenlemeyle aslında TİYAŞ'a muhatap tüketicinin kendisi olmayacak. Yerine tüketiciyi kendi portföyünde toplayan talep toplayıcı şirket olacaktır. Bu aslında uygulama açısından, bizim işletimimiz açısından çok daha kolaylaştırıcı bir madde. Tabii bu konuda kanunda yer aldıktan sonra yapılacak iş, bunu ikinci mevzuatlarda gerekli tanımlamaları ve düzenlemeleri yapmak. Burada işte yan hizmetler yönetmeliği etkileniyor tabii ki. Dengeleme uzlaştırma yönetmeliği ve lisans yönetmeliği muhtemelen. Tabii bu anlamda aslında bir çalışmanın başındayız. Tek tek kuralları oluşturuyor olacağız burada. Tabii bu anlamda EPDK'nın da yönlendirmeleriyle biz de katkı sunmaya devam ediyor olacağız bu anlamda. İlgili mevzuatın oluşturması anlamında. Yani nihayetinde talep tarafı yedek hizmetini ayağa kaldırmak bu yönde, yani talep toplayıcı mekanizmasıyla ilerlemeyi gerekli görüyoruz. Evet, çok güzel anlattınız. Yani talep tarafının katılımıyla ilgili yaşanan bir deneyim var. Bu deneyimi de aslında TİYAŞ gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla her aşamasında acaba biz neyi daha iyi yapabiliriz diye değerlendirip bir sonraki aşamaya geçiyor. Aslında artan da bir ilgi var. Yani ilkinde evet ilgi yok belki ama bu arada bahsettiğimiz şeyin hiç kolay bir şey olmadığını herkesin takdir ettiğini zannediyorum. Çünkü elektrik piyasasındaki işlemler bir büyük bir üretici için bile çok kolay değil. Hazmetmesi, aşina olmak, bu işin içine girmek anlamında söylüyorum. O yüzden talep tarafındaki bu ilk denemelerin bu noktada olmasını da o anlamda belki normal karşılamak lazım ama her seferinde de iyileştirme yaparak ilerlemişsiniz ve de işin öngörülebilirlik boyutu var. Yani o tüketim tesisinin kendi iç operasyonlarını buna hazır hale getirmesi, o anlamda bir takım önlemler almışsınız. Bedellerle ilgili konuya dikkat çektiniz ama diyorsunuz ki asıl burada tüketicinin sistem işletmecisiyle birebir karşılıklı olmasındansa işte o toplayıcılık kavramının araya girmesi doğal olarak hem portföyü bir bütün olarak yönetmek açısından tabii ki önemli. Diğer taraftan da aslında oradaki iletişimi ve ilişki daha sağlam kurmayı sağlar. Yani tüketiciyle toplayıcı arasında daha farklı bir ilişki ama toplayıcının sistem işletmecisiyle olan ilişkisi, ilişki yürütme kabiliyeti farklı olacaktır. Bu anlamda da evet, toplayıcılık kavramının mevzuata girmiş olması kritik. Ki ikinci turda tüm panelistlere şeyi de soracağım. Yani sizin bir mevzuat hazırlığı içinde olduğunuzun da farkında olarak bu anlamda beklentiler neler diye en azından bu panel sırasında elimizden geldiğince size aktarım sağlamaya çalışalım. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Şimdi sevgili Önder'le devam etmek istiyorum. Siz tabii sağladığınız çözümlerle ve hizmetlerle de üretim tesislerinin piyasaya entegrasyonunda aslında bir deneyim biriktirdiniz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Buradan yola çıkarak şimdi biz bazen talebi konuşuyoruz, bazen üretim tarafını konuşuyoruz. Yani yanılıyor olabilirim ama sizin deneyiminizin daha çok işte santraller tarafında olduğunu da biliyorum. Şimdi bu perspektiften pratikte karşılaştığınız konular neler? Gerçekten ne katabilir sanal güç santralleri veya talep tarafındaki toplayıcılık faaliyetleri? Ne tür tesisler bu imkanlardan yararlanmak isteyebilir? Yani bu alanda faaliyet gösteren taraf olarak neler önerirsin diye sormak isterim. Evet, tabii ki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dediğiniz gibi şu anda bu alanda teknoloji üreten bir şirketimiz var. Odak noktamız da tam olarak bu konular. Hem kavramlar hem de konunun kendisi son zamanlarda ciddi bir gündem, sıcak gündem aslında. Temel sebebi de herkesin defalarca belirttiği gibi çok büyük bir kontrol edilemeyen bir enerji üretim kaynağının şebekeye girmesi ve bunların da çok bölük pörçük olması, küçük küçük, yani böyle şebekenin kılcal damarlarına bağlanan milyonlarca tesisin girmesinden bahsediyoruz. Çok büyük bir şey. Tabii bunun çok daha derin bir analizini yapmak istiyoruz biz kendimiz danışmanlık şapkasıyla, ama çok böyle kaba bir tabirle bakarsak mesela Türkiye'de 2030'a kadar bizim tahminimiz belki de 70 gigawatta yakın bir rüzgar artı güneş olacak Türkiye'de. Şu anda da o 20 gigawatt gibi düşünebiliriz kapasiteyi. Yani işte 3,5-4 kat civarında bir artış olacak aşağı yukarı. Bu çok basit bir şeyle esnekliğinde bu katsayıyla artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Elimizde esneklik ihtiyacını karşılayacak kaynaklar şu ana kadar biliyorsunuz işte çok büyük doğalgaz santralleri gibi esnek santraller ya da rezervuarlı santraller vesaire, ama bunların devreye girmesi de az ya da hiç noktasında olacağı için elimizde bu esneklik ihtiyacını karşılayacak kaynak kalmayacak. Mesela bir kaynak üretmemiz lazım. Değerli katılımcıların da bahsettiği gibi en ucuz görünen kaynaklanan birisi şu ana kadar bu konuda hiçbir esneklik göstermeyen talep tarafı, tüketiciler. Aslında özellikle büyük tüketicilerin herhangi bir enerji piyasasındaki üreticinden hiçbir farkı yok enerji yönetimi açısından bu anlamda. Dolayısıyla talep tarafı katılımı aslında bu esneklik ihtiyacı açısından en öncelikli konu ve bu açıdan da çok mutluyum ülkemizde böyle bir inisiyatif alanı bu sürecin başlatılmasından dolayı. İkinci kaynak zaten sizin de konunun başında sunduğunuz gibi sanal santraller. Ama ben kavram olarak sanal santral VPP kavramının bunun doğrusu yanlışı yok. Sonuçta çok statik bir tanımı olmadığını, farklı zamanlarda farklı şekillerde de kullandığını fark ediyorum. Mesela bir dengeden sorumlu grup yönetmek bazı zamanlarda biz VPP işletmek gibi adlandırılabiliyor ki bence değil. Ya da işte piyasa erişimi sağlamak, yani normalde piyasa erişimine sahip olmayan lisanssız bir oyuncunun doğrudan piyasa erişimi sağlayacak tabii mevzuatsal altyapının olduğu ülkeler, örneğin Almanya'da böyle bir mekanizma var. Bence ben bununla ilgili de birazdan bahsetmek istiyorum. Doğrudan market access sağlamak da tek başına bir VPP işletiyor olmak anlamına gelmiyor bence. Burada daha çok VPP birazcık, hatta talep tarafı katılımı da VPP'nin bir alt başlığı olarak da düşünmek daha doğru geliyor bana. Benim şahsi önerim açıkçası. Çünkü teknik olarak VPP birbirleriyle senkron çalışması sağlanan tesislerin bir bütünü olarak düşünebiliriz. Çünkü normalde aslında Türkiye genel olarak TEİAŞ tarafından işletilen bir VPP gibi düşünebiliriz bütün Türkiye'yi. Doğru değil mi? Sonuçta totalde büyük bir şebeke var. Bu şebekenin bir talep tarafı var, üretim tarafı var ve bunun işletmecisi de, büyük aggregator'ı da TEİAŞ. TEİAŞ bunu dengeliyor, bunun dengesinden sorumlu ve onun anlık olarak dengelemesiyle ilgili bir sürü faaliyet yürütüyor. Ama bir süre sonra bu faaliyet o kılcal damarlara bağlanan mikro tesisler de dahil olmak üzere TEİAŞ'la muhatap olmayacak nitelikte tesislerin de birileri tarafından TEİAŞ'ın omzundan büyükün alınması adına yönetilmesi gerekiyor. Ben daha çok bu TEİAŞ'ın bir nevi, bu küçük tesislerin yönetilmesini bir anlamda TEİAŞ'ın taşeronu gibi görüyorum aslında, bu dengeleme operasyonunun taşeronluğu gibi görüyorum. Böyle daha mantıklı geliyor bana. Ben en baştan beri böyle 7-8 yıldır bu konuyu araştırıyorum ve en aklıma yatan tanımlama böyle oldu doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi normalde mesela Türkiye'de kaç tane tüketici var dersek büyük eşittir 40 milyon diyebiliriz abone. Bir de kaç tane lisanslı oyuncu var dersek üretim 2000 diyebiliriz değil mi? Normalde aslında bahsettiğimiz çok büyük skalalar bu şekilde.
çok doğaldır ki TİH gibi bir kurumun, yani sistem işletmecisinin, bu çok küçük tesislerle muhatap olması, onları yönetmesi çok kolay olmayacaktır. Peki bu küçük tesisler bir araya gelince bunların bir harmoniyle denge yönetilmesi lazım. Birisinin yükünü azaltması, birisinin artırması vesaire. Okuduğum bir raporda, yanlış hatırlamıyorsam Uluslararası Enerji Ajansı raporunda, 2050 yılına kadar bu tarz sanal santral birleştirilmeleriyle oluşturacak güç 164 gigawatt olması bekleniyor 2050'ye kadar. Yani Türkiye'nin bugünkü kurulu gücünün 100 gigawatt olduğunu düşünürsek, bugünkü Türkiye kurulu gücünün 1,5 katı kadar bir VPP bütün dünyada olması bekleniyor. Bu çok büyük bir rakam aslında baktığınız zaman. Çünkü bunlar çok büyük, 1000 megawattlık bir santrale değil, 1000 tane, 2000 tane küçücük santrallerin müteşekkil organizasyonlarından bahsediyoruz. Peki kimler bunların muhatabı? Mesela bir örnek vermek gerekirse, bir biyogaz santrali bugün ya da biyokütle santrali bugün bir esnekliğe sahip, öyle değil mi? Kontrol edilebilen bir kaynağı. Ama talimat alabilen bir santral değil. Dolayısıyla bu tarz dengeleme faaliyetine katılabilen bir santral değil. Ya da aynı şekilde çok büyük bir tüketici, bugün talep tarafı katılımıyla esnekliği artık kullanılabilecek hale gelecek olan çok büyük bir tüketici aynı şekilde yine bu esnekliğe katkı sağlayacak asetler arasında görünüyor. Ve tabii ki en popüler oyuncumuz depolama. Bu depolamanın da ben bu noktada zaten başat bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Almanya'da bir VPP işleten bir firmanın çok güzel bir simülasyonu var. Müsaadeniz olursa onu çok kısaca göstermek istiyorum size. Tabii. Bu Almanya'da büyük bir VPP işleten bir firmanın aslında simülasyonu. Örneği anlatmak adına çok kıymetli görüyorum. Normalde bu VPP, yani bu sanal santrali işleten firma, birden fazla tesise sahip. İşte rüzgar, güneş, biyogaz santrali, hidro santrali diyelim, işte tüketici ya da bir esnek santral. Bu noktada çeşitli gelişmeler oluyor ve şu anda blackout oldu. Onu gösterecektim zaten. Sürekli olarak bu değişkenlik karşısında, yani rüzgarın üretiminin değişmesi, bulutluluk oranı ve bakın burada sürekli şebekenin frekansının değişmesi, aslında sürekli takip edilmesi gereken bir konuda bu. Ve değişen hava durumu koşulları altında sürekli olarak birisinin manuel olarak bir şeyleri arttırıp azaltması gerekiyor. Ama bu imkansıza yakın bir şey. Yani sürekli olarak binlerce tesisi canlı izleyip bir harmoni içerisinde yönetmek mümkün değil. Zaten burada da göreceğiniz üzere sürekli olarak bozulan bir şebeke frekansı var. Bunun yerine bir yazılımla bunu yapmaya başladığınız zaman aslında bir yazılım bu kontrol edilebilen, rüzgar ve güneş haricindeki kontrol edilebilen tesisleri canlı olarak yönetmeye başlıyor. Ve mikro ölçekte bir dengeleme faaliyeti yapmaya başlıyor. Bu çok güzel bir illüstrasyon, bir anla VPP nasıl çalıştığına ilişkin. Bence buradan da şunu çok rahat çıkarabiliriz. Paylaşımı kapatıyorum. Buradan da şunu çok rahat söyleyebiliriz. Her zaman dijitalleşme ve teknolojiden bahsediyorduk. Dilimize pelesenk oldu bu kavramlar. Farkındayım. Ama talep tarafı katılımı ve sanal santral kavramları dijitalleşmenin artık olmazsa olmaz olduğu kavramlar. Ve belki de teknoloji şirketlerinin, büyük enerji şirketlerinin yerini aldığı bir gelişime de tanıklık edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdilik sözlerim burada noktalıyım. Teşekkür ederim. Enerji sektöründe dijitalleşmeyle ilgili belki de derneğimizin varlığını da bir anlamda destekleyen bir cümle oldu. Tabii Önder Hanım, çok uzun yıllardır bu konuda kafa yoran birisi olarak aslında güzel benzetmeler yaptı. Tabii benim aklıma kazınan da VPP'lerin TİH'in taşeronu rolünü üstlenmiş olacakları, yani dağıtık üretimin artışıyla birlikte elbette TİH'in her bir küçük santralle uğraşması imkanı olmayacak. Onu belli bir seviyede bir araya getirmek ve öyle yönetmek daha anlamlı hale gelecek. Bu arada ben de Dünya Ekonomik Forumu'nun da enerji dönüşümüyle ilgili kaynakları gerçekten çok kıymetli ve güzel oluyor. Geleceğin şebekesini yönetirken yapay zeka olmadan olmayacak diye bir iddiası var. Yani çünkü çok sayıda noktaya doğru gidiyoruz. Yani hem üretim tarafında hem tüketim tarafında depolama ayrı bir, yani hem üreten hem tüketen taraf olarak aslında bir sisteme giriyor. O yüzden yapay zeka uygulamaları olmadan veya bu tür ara agregasyon seviyeleri olmadan şebekenin işletimi pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Kattığın perspektif için çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii İbrahim Bey, tabii EPİH tüm bu sistemin gerçekten ortasında ve çok kıymetli bir yerinde. O yüzden biz
EPIAŞ'ın da rolünü sizinle konuşmak istiyoruz. Biliyoruz ki EPIAŞ şu anda mevcut işlemlerde ve hizmetlerde yan hizmetlere ilişkin. Çünkü yan hizmetler aslında TEYAŞ'ın sorumluluğunda ama uzlaştırma süreçleri içerisine dahil oluyor. Önümüzdeki günlerde bu toplayıcılık kavramının hayatımıza girmesiyle birlikte ne tür yenilikler göreceğiz? EPIAŞ perspektifinde sizden dinlemeyi çok isteriz. Evet. Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Elif Hanım, nazik davetiniz için size ve Edidar'a da teşekkür ediyorum. Ümit Bey'in de hoşgörüsüyle ben biraz TEİAŞ, eski TEİAŞ'çı kimliğimle de şebeke işletmecisi olarak EPIAŞ'taki piyasa işletmecisi kimliğimi birleştirip toplam bir yorum yapmak istiyorum. Çok da konuyu dağıtmadan inşallah hepsini bir araya getirmeye çalışacağım. Tabii. Şebekenin esnekliğinden bahsediyoruz. Bu şebekenin esnekliği nasıl başladı? Biraz da ondan bahsedelim. Ben 98'de TEİAŞ'a başladığımda büyüklerimiz bu şebeke esnekliği olarak adlandırdığımız argümanlardan primer frekans kontrolünü Sarıyer Santralı'ndan bir üniteye Hasan Uğurlu Santrali'ne böyle yaptırdıklarını, hatta Sarıyer'deki diğer ünitelere yüktevzi ve santral operatörlerinin frekansı takip ederek, yüktevzi kumandolarında tam karşıda bir frekans metre bulunur. Oradan frekansı takip ederek anlık telefon talimatlarıyla şebeke frekansının tutturulduğu bir dönemden sonra biz 2000'ler, ben işte 98'in sonunda başladım. Bizim 2000'lerin başında yap işlet ve yap işlet devre santrallerinin de devreye girmesiyle onların ESA'larındaki zorunlu primer frekans kontrol rezervi bırakmaları hükmü de çerçevesinde şebeke frekansında biz belirgin bir düzelme gözlemledik. Daha sonra yan hizmetler devreye girdi. Yan hizmetler ilk başladığında zorunlu yan hizmet olarak başladı. Öyle ki primer frekans kontrolüne katılım bu rezervi sağlama zorunlu iken bununla ilgili şu anki olduğu gibi bir ücretlendirme söz konusu değildi. Hatta sağlanmadığında cezai işlemler olabiliyordu. Bu şekilde başlayarak geldiğimiz bu süreçte bugün şebeke esnekliğinin sağlanmasında büyük payı olan primer frekans kontrol ve sekonder frekans kontrol rezervlerine 2022 yılında ayrılan bütçe 15 milyar lira yaklaştı. Yanlış değilim herhalde Ümit Bey. Bunun da birim kilovat saat başına karşılığı en nihai anlamda tüketicilere yansıyor. 4,5 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Böyle baktığımız zaman da sunulan elektriğin, şebekede sunulan elektriğin kilovat saat başına 4,5 kuruş miktarı bunun kontrol maliyetlerinden kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjinin buradaki üretim sistemimizdeki payı arttıkça eğer biz talep tarafını bu işin içine katmazsak bunu kontrol edecek maliyetler çok artacaktır. Önder Bey işte 70 bin megawattlardan bahsetti. Biz bugün işte 20 bin megawattlar için böyle bir rakamla karşı karşıyaysak 70 binde düz bir iterasyonla nereye varacağını tahmin etmek çok zor değil. Kaldı ki sistem dengelemesine dahil olmayan bu büyüklükteki bir gücün yönetilmesi de çok mümkün değil. Şebeke işletmecisinin için gerçekten çok zor şartların oluşması demek. Bu bağlamda talep toplayıcının fonksiyonu çok önemli. Tabii talep toplayıcının da fonksiyonunu yerine getirebilmesi açısından birçok noktadan veriyi, anlık veriyi alabilmesi ve bu aldığı veriyi doğru bir şekilde işleyip gerekli komutları tekrar gönderip karşı tarafta da bunun sonuca dönüştürülmesi gerekiyor. Bu noktada dijitalleşme çok önemli. Bu bakımdan talep toplayıcıların şebeke, Önder Bey'in de dediği gibi şebeke işletmecisi TEİAŞ'ın alt taşeronu gibi hizmet verecek olduklarına ben de gerçekten eski bir şebeke işletmecisi olarak gönülden inanıyorum. EPIAŞ'ın tetmekte olduğu piyasalarla da şebeke işletmecisi TEİAŞ'a gerçek zamanda dengelenmiş bir piyasa, bir sistem sunma noktasında hizmet verdiğini düşünüyorum. Gün öncesi piyasası 2011'de ve gün içi piyasası 2015'te devreye, gün öncesi piyasası vasıtasıyla şebeke esnekliğine EPIAŞ da bu noktada tetmekte olduğu piyasalarla katkı sunmakta. Talep toplayıcılar noktasında da talep toplayıcıların henüz daha yolun çok başında olduğunu hepimiz biliyoruz. Kat edilecek çok yol var.
Nasıl hani 80'lerde dediysek Primer'e Sarıyer'in başlamasıyla, Sarıyer Sanatı'nın başlamasıyla olan bu sürecin bu kadar uzun süreceğini düşünmüyorum. Çok daha hızlı geçileceğini düşünüyorum bu aranın. Aynı o süreçte olduğu gibi talep toplayıcılar da bu yolun başında hızlı yol almamız gerekiyor. Çünkü yenilenebilir enerji tesisleri de hızla sistemimize girdikçe talep toplayıcılığın da aynı hızda sisteme adapte olması gerekiyor. Talep toplayıcıların katkısı yan hizmet, yani şu an için yan hizmetler piyasası vasıtasıyla olacak. Bir geçen seneki ihalelerden farklı sebepler de vardır talep tarafında, tüketiciler tarafında. Sonuç alınamadı ama talep toplayıcılar vasıtasıyla ben de sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Talep tarafı yedeği hizmeti bu anlamda bir yan hizmet olarak zaten yan hizmetler yönetmeliğinde tanımlanmış durumda. TEYAŞ'ın bu hizmeti aldığı koşulda yan hizmetler yönetmeliği kapsamında bunların uzlaştırma işlemleri şirketimizce EPH tarafından gerçekleştirilecek. Bu hizmetin alındığı dönem ay olarak bahsediyorum. Bu hizmetin alındığı dönemi takip eden ayın 7'sinde biz bu hizmete karşılık ön uzlaştırma yayınlayacağız. Buradaki katılan tarafların katılmış oldukları bu hizmete ilişkin alacak ve borçlarının detaylarını biz web ekranlarından yayınlamış olacağız. Ayın 7'sinden itibaren katılımcılar ön uzlaştırmalarını takip edecekler. Ayın 14'ünde de yine yan hizmetler yönetmeliği doğrultusunda biz nihai halde faturaya esas verileri yayınlıyor olacağız. Faturalaşma tabii ki bu hizmetin alındığı TEİAŞ'la katılımcılar arasında gerçekleşecek. Şimdilik benim söyleyeceklerim evet, tamam. Bu kadar. Umarım atlamamışızdır şeyleri. Yok, gayet iyi oldu. Yani tabii şunu gayet iyi biliyoruz ki EPH'in kendi iç kapasitesi özellikle işte mevzuat değişikliklerinde konum, yani yeni bir gündem geldiğinde çok hızlı bir şekilde adapte oluyor. İşte gerek yeni piyasa yerlerinin açılması, gerek uzlaştırma ile ilgili konuların yapılmasına hızlı adapte oluyor. O yüzden hem detaylarından bahsettiğiniz hem bundan sonraki geliştirilecek mevzuatın hayata geçmesinde TEİAŞ'ın yine gerekeni zamanında yapacağına dair hiçbir şüphemiz de yok. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Şimdi ilk turda kavramlar nedir? Nerede fayda sağlar? Gerçekten önemli materyal bir konudan mı bahsediyoruz? Yoksa böyle bir hani, geçici bir trend mi değil? Tabii ki enerjinin geleceğinde kavram. Yani sanal güç santralleri ve talep toplayıcılık, genel olarak toplayıcılık kavramının hayatımızda gün be gün giderek daha fazla yer alacağını söylemek mümkün. Şimdi ikinci turda da peki bundan sonra neler yapmamız lazımı bir sormak istiyorum bütün panelistlerimize. Ve özellikle de bu konuda tabii mevzuat geliştirme çalışmaları da olduğu için hangi alanlara odaklanmak gerektiği konusuna da ışık tutacaktır. O anlamda da kıymetli görüyorum. Yine Hasan Bey ile başlayalım. Hasan Bey, siz yakın zamanda da Türkiye Elektrik Sistemi'nde esneklik uygulamalarına yönelik politika seçenekleri çalışmasını gerçekleştirdiniz ve burada hakikaten esnekliğin bütününe ilişkin tabii öneriler var. Bu da başta talep tarafı olmak üzere bu esneklik seçeneklerin hayata geçirilmesi için ön plana çıkan konular neler, nelere dikkat etmek lazım, sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkürler Elif Hanım. Konuşmamın başında söylediğim gibi tabii önümüzdeki dönemde esneklik seçenekleri olarak karşımıza çıkan işte bataryalar planda olacak. Pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri yine ön planda olacak diğer seçeneklerden. En önemli seçeneklerden bir tanesi talep tarafı katılımı hayatımız olması gerekecek. Bunun yanında elektrik üretim santrallerinin daha dağıtık, yani kaynak odaklıdan sistem odaklı bir yapıya doğru yaygınlaşması önemli bir esneklik seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Enterkonneksiyon kapasiteler önemli bir yine esneklik seçeneği olacak. Tabii bunların hepsinin yanında bir de elektrik piyasası. Aslında elektrik piyasasının verimli işlemesi de doğrudan bir esneklik sağlayan bir kaynak. Yani ben elektrik piyasasını da bir kaynak olarak görüyorum. Oradaki düzgün işleyiş aslında sistem esnekliğini arttırıcı bir yöntem olacak. Bir de son olarak bundan hani belki 5-10 sene önce çok bahsedilmezdi. Elektrolizörler, yani bu işte elektriğin form değiştirmesini sağlayan, hidrojen üretilmesine, işte sentetik yakıt üretilmesini sağlayan teknolojiler. Onlar da aslında hayatımıza esneklik seçeneği olarak girmeye aday oldular. Yani elektrik sisteminde esneklik seçeneği olarak kullanılmasını. Özellikle şebekeden, yani iletim şebekesinden bağlı elektrolizör tesisleri doğrudan güneşin çok olduğu saatlerde ya da işte yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin fazla olduğu, talebin düşük olduğu saatlerde elektriği hidrojene çevirerek
mevsimsel depolama yaparak ya da işte sentetik yakıtlara çevirerek daha sonra kullanılmak üzere depolama seçeneği de olarak karşımıza çıktı. Şimdi biz tabii raporda tüm bunları dikkate alarak çeşitli öneriler yaptık. İşte politika önerilerinde bulunduk. Öncelikli olarak hani birkaç konulardan bahsetmek istiyorum. Özellikle biraz önce bahsettiğim gibi tüm aslında bu esneklik seçeneklerinin kullanılabilmesi için bizim elektrik piyasamızın verimli ve sağlıklı işlemesi gerekiyor. Halihazırda aslında elektrik piyasamız olgunluk seviyesini tamamen tamamlamış diyemeyiz ama önemli seviyelere gelmiş noktada. Bu noktada ufak tabii iyileştirmeler yapılabilir. Bunlar neler olabilir? İşte gün içi piyasasında gerçek zamana yakın bir kapı kapanış süresi yapılabilir. İşte dengesizliklerin yine dengeleme güç piyasasında da aynı şekilde kapı kapanış süresi yaklaştırılabilir. Dengesizlik uzlaştırmaları 15 dakikaya düşürülebilir. Piyasa ayrıştırma yani farklı bölgesel fiyatlandırma söz konusu olabilir. Negatif gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarının negatif fiyatın izin verilmesi önemli bir esneklik seçeneği olabilir. Azami fiyatın belirlenmesinde kayıp yük dikkate alınarak yine bir fiyatın belirlenmesi gibi böyle aslında farklı önerilerimiz var. İşte talep tarafı katılımına özellikle esneklik seçeneklerinin piyasada rol almasını sağlayacak yönetmelikler, düzenlemeler yapılabilir. Dolayısıyla halihazırda hani güzel bir noktaya gelen elektrik piyasasımızı biraz daha iyileştirerek aslında elektrik sisteminin daha fazla esnek olmasını sağlayabiliriz. Tabii ikinci önemli konulardan bir tanesi enerji depolama. Depolama alanında da çeşitli önerilerimiz oldu. Halihazırda mevzuatta biliyorsunuz 3 şekilde geçiyor. İşte üretime bütünleşik, müstakil ve işte tüketime bütünleşik olarak bunlar tanımlanmış durumda. Tabii mevzuatta yer alsa da hani teşvik ya da işte bu tarafı destekleyen ikinci mevzuatlar henüz çıkmasa da bu hibrit depolama tesislerinin kurulması ve buradaki başvuruların işte 160 gigawattlara çıkması çok sevindirici bir haber. Burada benim hani dikkatli olmamızı gerektiren noktayı şu olarak görüyorum. Şimdi orada bir saatlik bir depolama, yani minimum bir saatlik depolaması gerekiyor. Benim oradaki ya da bizim hesaplamalarımızdan gördüğümüz en az 3-4 saatlik bir depolama olursa sisteme daha fazla avantaj sağlayabilir. Yani orada önemli noktalardan bir tanesi o bence. Özellikle bu güneşin önümüzdeki dönemde artmasıyla ve işte akşam saatlerinde o dark curve'ün işte ördek eğrisinin oluşmaya başlamasıyla işte depolama süresinin biraz daha fazla olması sisteme önemli bir esneklik sağlayacaktır. Tabii enerji depolamanın yine işlerlik kazanabilmesi için bu sadece şebeke ölçeğinde değil sayaç arkası tarafında da yine orada tarifeler önemli hale gelebilir. Yani tarifelerin hayatımıza ya da işte fiyatlandırma da diyebiliriz. Fiyatlandırmalar işte dinamik tarifeler ya da fiyatlandırmalarla depolamanın önü açılabilir sayaç arkası tarafta. Aynı zamanda piyasada işte karbon fiyatlandırma uygulaması yine depolamanın önünü açacak. Ya da işte negatif biraz önce bahsettiğim gün öncesi piyasasında negatif fiyatlandırma da yine marjin açılmasından dolayı puant ve off peak arasındaki marjin açılmasından dolayı yine depolamayı destekleyen seçeneklerden bir tanesi. Biraz önce bahsettiğim elektrolizörler var. Bunlar hayatımıza yavaş yavaş giriyor. Onların hayatımıza girmesiyle iletim seviyesindeki kayıpların da azalacağını, çünkü iletim seviyesinden bağlı olacak bu elektrolizörler büyük olasılıkla. Eğer ayrı dağıtık bir hidrojen üretim tesisi yapılmazsa, onlar da şebekeyi destekleyen aslında birer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de önerilerimiz var. Talep tarafı katılımını aslında biraz önce bahsettiğim gibi burada toplayıcılık mevzuatta yoktu. Onun mevzuata girmesiyle aslında sevindirici bir haber. Önümüzdeki süreçte ikinci mevzuatta toplayıcılığın rolü işte ne olacak, piyasalara nasıl erişecek, tedarik şirketleriyle ilişkisi nasıl olacak? İşte buradaki özellikle akıllı sayaç konusu çok önemli konulardan bir tanesi. İzleme, ondan sonra ölçme konuları çok önemli konular haline gelecek diye bu konularda da önemli bir düzenleme yapılması gerekecek diye düşünüyorum. Elektrikli araçlar yine talep tarafı katılımına ilave edebiliriz. Onlar da sonuçta bir talep, elektrik talebi olan hatta gerektiği zaman şebekeyi de besleyebilecek sistemler. Onların da esnekliğinden faydalanmak için yine ben bu akıllı şarj konusunda yani yine tarifeler yoluyla akıllı şarjı destekleyen sistemlere doğru geçmemizin gerektiğini düşünüyoruz. O doğrultuda da önerilerde bulunduk. Tabii önümüzdeki dönemde hep konuşuyoruz. Bunların olabilmesi için dijitalleşmeye ayrı bir
parantezi açtık. Dijitalleşme ve akıllı şebeke. Burada yapılması gereken şeyler var. Yine en önemli konulardan bir tanesi akıllı sayaçların bir an önce aslında yaygın olarak kullanılması. Yani işte büyük tüketicilerden küçük tüketicilere kadar hani bu akıllı sayaçların kullanılması, izleme, ölçme noktalarında önemli avantajlar sağlayacaktır. Dolayısıyla orada bir yol haritası gerekiyor. Ve son olarak da interkonneksiyon kapasiteler. Burada da tabii bu da çok önemli bir esneklik seçeneği sistem için. Özellikle bizim işte biliyorsunuz ENSOİ ile bağlantımız var. Buradaki kapasite arttırılabilir. Orası daha işlerliği arttırılabilir. Onun dışında işte diğer ülkeler var. İşte Gürcistan'la bağlantımız var. Diğer belki ülkelerle iletişim, interkonneksiyon kapasitelerinin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Interkonneksiyon kapasitelerinin getirdiği esneklik aslında talep tarafı katılımıyla aşağı yukarı aynı maliyete sahip diyebiliriz. Yani o da çok aslında ucuz bir esneklik kaynağı. Her ne kadar oradaki tabii yatırımlar, iletişim yatırımları çok fazla olsa da talep tarafı katılımı gibi önemli bir esneklik sağlayabiliyor. Dediğim gibi hani aslında bizim daha genel böyle politik önerilerimiz var raporda. Şimdi kısaca şöyle bir özetlemiş olayım. Teşekkür ederim. Şimdi şunu hatırlatmış olduk. Bu veri paylaşımı yönetimi konusu önemli dediniz. Biz de esneklik serisinde konularımızdan bir tanesi de o. Yani bu kadar işte esneklik nedir, önemi nedir dedik. İşte depolama, VPP, toplayıcılık vesaire derken yani araçlar okey. Onları konuşmamız lazım ama bir de bunu mümkün kılacak veri altyapısı, veri paylaşımı gibi konular var. O yüzden bizim yine ele alacağımız alanlardan bir tanesi, onu belirtebilirim. Ama sizin söylediklerinizden sanıyorum şunu vurgulamak çok kritik. Ya evet, teknik bir şeyden bahsediyoruz ama iş dönüyor dolaşıyor piyasa kurallarına ve onun nasıl işlediğine ve işin fiyatlandırma tarafına geliyor. Yani belki çok gözle görülen bir tarafı değil ama işin örtük olarak en çok etkileyen tarafı da orası. Yani bir finansal incentive veya bizi o tarafa yönlendiren bir finansal yapı yoksa veya bir piyasa kuralı yoksa maalesef istediğimiz gibi işler işlemiyor. O yüzden de olgunluk seviyesi olarak yüksek seviyede olan bir piyasa yerimiz var. Ama gidilecek yollar da var. Yani burada daha iyileştirilebilecek noktalar da var. Bunları da zaten siz de raporda detaylı bir şekilde ele almış olduk. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Gayet güzel topladık esneklik seçenekleri açısından. Ben şimdi sevgili Önder'e tekrar söz vermek istiyorum. Yani bu hani bu kadar zamanın tecrübesiyle şimdi biraz daha toplayıcılık faaliyetine odaklı bakarsak diyelim. Evet. Bu mevzuat hazırlanırken nelere dikkat etmek lazım? Önerileriniz neler? Erman Bey de bahsetti gerçi ama uluslararası uygulamalar içerisinde bize ilham olabilecek olanlar varsa tabii ki senden de duymayı çok isteriz. Tabii ki. Muhtemelen Erman Bey'in yaptığı kadar detaylı bir literatür araştırması yapamadım şu ana kadar ama dediğiniz gibi ben işin biraz daha pratik kısmındayım. Yani doğal olarak Avrupa'da bunları uygulayan şirketler, özellikle teknolojik tarafında ne tarz ihtiyaçlar var, bunları araştırdığım süre içerisinde. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu bahsetmiş olduğunuz yeni bir mevzuat sunulmuş olacak ve bu mevzuat içerisinde çeşitli kademeler var diye anlıyorum. Birinci kademesinde talep tarafı katılımı ile ilgili başlayan bir serüven. Ümit Bey de öyle bahsetmişlerdi. Şimdi düşündüğüm bu serüvenin ikincisinde lisanslı santrallerin de düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum belli bir noktada. Çünkü şu anda lisanslı santraller tekil bir tesis olarak değil de kocaman bir dağıtım şirketi bölgesine dağılmış, dağıtım bölgesinde dağılmış lisanssızlar tek bir portföy olarak dengelenme yükümlülüğünü tek bir şirketin üstlendiği bir mekanizma olarak yönetiyorlar. Bunun da ben zamanla bağımsız olarak dengeleme yükünü spesifik olarak bireysel tesise yüklenebildiği ve böylece bunların da çeşitli portföy yöneticileri ya da aggregatorlar üzerinden, toplayıcılar üzerinden daha aktif şekilde dengeleneceği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da mevzuası olarak önünün açılması anlamlı olacaktır gibi düşünüyorum. Yani şu mudur, lisanssız santrallerin, tabii lisans başına diyemeyeceğiz ama sahiplik başına mı diyelim, denge sorumluluğunun olması gerekiyor. Tesis dedim ama. Evet, yani şu an herhangi bir denge yükümlülükleri yok onların. Zaten bu yıl sanırım birincisi olacak. Yani ilk defa bir lisanssız santralin yeklem süresi bitiyor. Bundan sonra da bununla ilgili bir artık yeni bir serüven başlayacak onlar için. Bir dönüşüm başlayacak. Onların ne olacağı, nasıl yönetileceği, onların denge yükümlülüklerinin kimler tarafından yönetileceği konusunda mevzuatsal bir
beklentimiz var aslında nasıl bir dönüşüm olacağına dair. Üçüncü olarak da az önce bahsettiğiniz gibi yurt dışı örneklerini de biraz dikkate alarak şöyle uygulamalar benim çok dikkatimi çekmişti. Sizlere de simülasyonda da açmaya çalıştığım şey biraz da oydu. Aslında orada baktığın üzere normalde dengeleme ile ilgili hiçbir kaygısı olmayan örneğin bir biyogaz santralinin daha aktif şekilde dengelemeye katılması ile ilgili bir durum söz konusu. Kısaca şöyle diyebiliriz. Dengeleme kelimesinden de yola çıkarak yan hizmetler, dengeleme güç piyasası gibi aslında bu santrallerin hiçbirine erişimi olmayan piyasalara erişiminin sağlanması. Kim tarafından? Tabii ki aggregator tarafından. Bunlar örneğin bir biyomes yani biyogaz santrali, biyokütle santrali, çok küçük dengeleme imkanı olan çeşitli diğer kaynaktaki santraller ya da tüketiciler. Birçok şu anda konuştuğumuz firmalarda kojenerasyon tesisleri var mesela. Aktif olarak yönetilmediğine emin olduğum. Bu tesisleri motive edecek bir piyasa yapısı olmalı ki bu tesisler daha aktif bir şekilde aggregatorlar üzerinden bu tarz faaliyetlere katkıda bulunsunlar. Özellikle yan hizmetler tarafında bence onların anlamlı bir pazarı olacaktır düşünüyorum. Bataryada da hakeza aynı şekilde. Bataryada çeşitli önerilerimiz oldu. Bataryanın aktif yan hizmetlere katılmasını teşvik edecek ya da teşvik olmasını engelleyecek bir takım değişikliklerin önüne geçilmesi adına. Ve şöyle düşünebiliriz aslında, şu anda da herhangi bir mevzuat gelişimi olmadan da bir tüketici ya da az önce bahsettiğimiz tarzda ikinci dolaylı olarak piyasaya erişen bir esnek santralin esnekliğini sunmakla ilgili bir imkanı var. Kim üzerinden? Tedarikçisi üzerinden. Bir örnek vermek istiyorum. Ben bir elektrik tedarik firması isem ve benim üzerinden elektrik satın alan bir fabrika var ise örneğimizde bu fabrikaya ben aslında çok kolay bir şekilde gün içi piyasasındaki fiyat değişimlerine bakarak şu saatlerde üretimini yani tüketimini biraz azalt, şu saatlerde artır diyebilirim. Ama mevcut fiyat spreadleri doğal olarak bu motivasyonu sağlamıyor. Dolayısıyla mevzuatsal yani yurt dışındaki örneklerde yüksek negatif fiyatlar ve çok yüksek pozitif fiyatlar var. Benim en büyük yani bütün bu bahsetmiş olduğumuz esnekliği motive edecek en büyük mekanizmanın doğal olarak ekonomik anlamda bir fiyat mekanizması olduğunu düşünüyorum. Bunun en önemli konu olduğunu düşünüyorum bu dönüşüm içerisinde. Çünkü eğer biz bunu sağlayamazsak o motivasyon hiçbir zaman olmayacaktır. O kaynaklar da hiçbir zaman buraya katılım sağlamayacaktır. Bu sebeple de gideceğiz belki de. İşte bunları bir şekilde TEYAŞ'ın sırtına dengeleme maliyetleri olarak, tarife maliyetleri olarak yüklemiş olacağız. Aslında dolaylı olarak bütün ülke olarak bunlara maliyet olarak katlanıyoruz bir noktada. Teşekkür ediyorum Önder. Yani mesela Hasan Bey'in önerileri içerisinde de piyasa yeriyle ilgili veya tarifelerle ilgili çok konu vardı. Her zaman söylediğimiz husus şu, piyasada gerçek fiyat neyse aslında ilgili tarafların ona maruz kalıyor olması lazım ki o tarafça ödenebilsin. Aksi takdirde o maliyet zaten var, yok edilmiyor. Ama daha adaletsiz bir paylaşıma sebep olabiliyor. Tabii ki bu hani son zamanlardaki aşırı kriz ortamını belki bir kenara koymak lazım. Çünkü birçok piyasa yeri gelişmiş ülkede de bazı önlemler alındığını gördük. Ama tabii ki umuyoruz bu önlemler geçici olur. Ve sonra biz tekrar normal piyasa kurallarımıza geri döneriz. Ve onun içerisinde de yüksek negatif ve yüksek pozitiflerin bu işin kalp atışındaki inişler çıkışlar gibi doğal döngünün bir parçası olduğunu unutmamak lazım. Bir de tabii saat olarak da çok saat olmuyor. Yani ve şey gibi algılar da oluşturuluyor. Şimdi hani fırsatını bulmuşken söylemiş olayım. Aslında tabii hani anlık olarak veya birkaç saatlik bir fiyatın sanki fiyatlar bu seviyeye çıktı gibi çok farklı yansıtılması gibi şeyler oluyor. Halbuki ticaret çok farklı fiyatlardan devam ediyor iken. O anlamda ona tekrar bir vurgu yapmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katkıların için. Gerçi şöyle de bir sorumuz var. Hani konu itibariyle iletebilirim. Elektrik dağıtım şirketlerinin toplayıcılardan hizmet satın alması mümkün olabilir mi? Dünyada uygulaması var mı diye bir soru geldi. Güzel bir soru. Aslında elektrik dağıtım belki daha detaylı bilgisi olan bir katılımcı da buna daha iyi cevap verebilir ama benim bildiğim, gözlemlediğim kadarıyla mesela İngiltere'de elektrik dağıtım şirketleri kendileri bir tür esneklik piyasası kurgulayarak aslında bunu yönetmeye çalışıyor. Yani dağıtım şirketlerinin kendisi esneklik ihaleleri açarak normalde hiç olmayan böyle bir piyasa mekanizması yok aslında. Kendileri bir piyasa işletmecisi gibi davranarak aslında bu tarz esneklik ihtiyaçlarını daha lokal seviyede yönetmeye başladılar. Aslında bunun geleceği biraz da böyle dağıtım şirketlerinin de yönettiği peer-to-peer enerji ticaretine kadar giden bir yolculuğu var.
Ama bugünkü noktada pratikte uygulanmış bir şey var benim bildiğim. O da İngiltere'deki dağıtım şirketleri tarafından yönetilen esneklik pazarı. Evet, tekrar teşekkür ederim. Şimdi Ümit Bey'e geçmek istiyorum. Enerji dönüşümüyle birlikte düşük karbonlu bir geleceğe doğru da ilerlerken kesintili yenilenebilir dağıtık üretim tabii ki sistem yönetimini zorlaştıracak. Bunları konuşmuş olduk. Hani genel daha önceki konuşmacılarımızdan bir özet diyecek olursak ve talep toplayıcılığı, sanal güç santralleri gibi imkanlar TEYAŞ'ı destekleyecek unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Peki bunun gerçekten mümkün olabilmesi için daha yakın vadede, daha orta vadede neler yapılması lazım diye sizden önerileri alabilirsek memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Dengeleme faaliyetine katılan santraller biliyorsunuz minimum 10 megawatt yük atma kapasitesine sahip olan birimler. Bunlar dengeleme birimleri olarak geçiyor sistemde. Sistem işleticisi olarak biz normalde bu santrallere yük al ya da yük at talimatları verebiliyoruz. Peki bu kapasitenin altında kalan santralleri bu mekanizma içerisine sokmanın bir yolu yok mu? Yani 10 megawatttan küçük ama dengeleme piyasasına da katılmak istiyor. İşte orada karşımıza virtual power plant, yani bu sanal güç santralleri tanımları ortaya çıkıyor. Tabii burada sanal güç santralleri şebeke genelinde tesis edilecek az maliyetli yönetim ve iletişim sistemleriyle beraber kısa sürede daha çalıştırılabiliyor. Yani sıfırdan yeni büyük bir santral inşa etmektense sadece bunları kendileri arasında haberleştirip ya da merkezi bir kontrolcü tarafından bunların bilgilerini alıp sanki sistemde büyük bir santral varmış gibi piyasada oyuncu olmalarına imkan tanıyor. Tabii şimdi kesintili üretim yapan enerji kaynaklarının sistemde oranının artmasıyla beraber talep toplayıcılığı ve sanal enerji santralleri TEİAŞ'a büyük esneklik imkanı sağlayacağını düşünüyorum ben. Burada tabii hızla bir takım adımlar atmak gerekiyor. Bunlar nedir? İşte gerek mevzuattaki ekleme, gerek TEİAŞ tarafında, gerek EPİAŞ sistemleri tarafında ve uzlaştırma konularında gerekli tanımlamaların ve yazılım adaptasyonlarının eş zamanlı olarak sağlanması gerekiyor. Tabii burada izleme ile ilgili hususların net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Yani sisteme uygun bir çalışma olmaz ise ne gibi uygulamalar ve yaptırımlar olacak? Bunları yani oyunun kurallarını net bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Dengeleme tarafı bu şekilde ama ben izninizle Yaniz Mepler tarafından da konuya biraz bakmak istiyorum. Rüzgar ve güneş gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynakları biliyorsunuz frekans kontrolü anlamında bunlardan destek almıyor. Primer ve sekonder frekans anlamında. Önümüzdeki yıllarda tabii bunların sistemde ağırlığının iyice arttığını ve primer ve sekonder frekans kontrolüne katılan konvansiyonel tesislerin sistemdeki oranının azalacağını, yüzdesel olarak azalacağını düşündüğümüzde yani zaten zorunluluk yok. Yani gönüllülük esasına göre tedarik ettiğimiz bir primer ve sekonder yedekleri için havuzumuz var. Bu havuzu ama biz yeterince geniş tutmalıyız ki sistemde böyle çok uç pik fiyatlar ortaya çıkmasın ve güvenli bir sistem işletebilir diye. Örneğin bence rüzgar ve güneş santrallerine bütünleşik depolama tesislerinden frekans kontrolü anlamında destek alınabilir. Yani bu bir örnek olarak aklıma gelen. Yine hibrit tesis, bunların konvansiyonel ünitelerinden yine primer ve sekonder frekans hizmetleri alınmaya devam edilebilir. Ayrıca bu sanal enerji santralleri tanımlamasıyla bunların topluca frekans kontrolüne ya da depolama tesisleri için tüketim modunda çalışırken bunlar talep tarafı yedeği hizmeti olarak hizmet alınması söz konusu olabilir. Bu takım bir düzenlemeler yapmak gerekiyor bana göre. Bunlar sistem açısından fayda sağlayacaktır. Tabii bir diğer konu da kesintili yenilenebilir tesislerin sistemde artmasıyla beraber sistem yönetimini bekleyen bir diğer zorluk var. Bu da inertia konusu, yani sistem ataleti konusu. Konvansiyonel tesislerin pozitif özelliği bunlar tabii döner kütleli tesisler ve bunların sistemde azalması atalet anlamında şebekeyi zora sokabilecek bir durum. Çünkü mesela ani bir üretim kaybında sistemin ROCOF'u yani Rate of Change of Frequency'si frekans düşümünün değişim hızı
belli bir miktarda artacak. Yani bunu engelleyebilmek için orta vadede bazı ilave önlemler almak gerekebilir. Yani sistem ataleti durumunu sürekli gözleyebiliyor olmamız lazım. Şu an çok odaklandığımız bir konu değil belki. ENSOE'nin bu konuda bazı kuralları zaten var. Peki çözüm önerisi ne olabilir? Bunları ortaya koymamız gerekiyor bu aşamada. Mesela depolama tesislerinden FFR dediğimiz Fast Frequency Response hizmeti alınabilir. Ya da bunlardan işte sentetik inerşiye sağlanması yolunda adımlar atılabilir. Sonuç olarak burada değişen sistem yapısına göre yeni bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Ve bunları uygulamak için biz de hızla ve kararlılıkla bir takım geliştirme ve adımlar düşünüyor ve bunları uyguluyor olmamız gerekecek. Ben izniniz olursa böyle araya sorular da almak istiyorum. Çünkü gerçekten güzel sorular geliyor. Şimdi yüksek sesle okuyayım, kim cevap vermek isterse diye. Şöyle bir sorumuz var. Kanunda yer alan şebeke kullanıcıları enerji tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı olarak yetkilendiremez ibaresini değerlendirebilir misiniz diye bir soru var. Buna kim cevap vermek ister? Şöyle bir yorum nasıl diye de bir sormak isterim. Toplayıcılık bir lisanslı faaliyet olacağı için tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin sadece o vasıflarıyla bu hizmeti veremeyeceği gibi yorumluyorum ama bilmiyorum başka tür yorum vermek isteyen olur mu? O zaman bu şekilde bir... Sanırım yani oradaki şey aynı portföy altında olacağı için tüketici, yani işte hem tedarik anlaşması var hem de işte toplayıcılık ayrı bir anlaşması olacak. Aynı tedarik şirketinin o hizmeti sunması bir karışıklık yaratacaktır diye düşünüyorum. Herhalde öyle bir durumdan dolayı bir karar. Bir de tabii önümüzdeki dönemde toplayıcılık ve enerji tedarik şirketleri arasındaki o tazmin konusu da önemli bir konu olacak. Bunların sanırım ikinci mevzuatta açıklık kavuşturulacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bir tane daha iletmiş olayım. PDK nezdinde mevcut tedarik lisanslarının tadil yoluyla toplayıcılık lisansına dönüştürülmesi talep tarafı sürecinin hızlandırılması adına yararlı olacaktır deniyor. Burada bir öneri gibi alıyorum bu ifadeyi. Başka bir öneri gibi görüyorum bunu. Dağıtım şirketlerinin bu süreçte daha aktif yer alması gerekir diye bir ifade var. Ümit Bey, hani bilmiyorum TYH tarafında bu tür çalışma yapıyor musunuz ama talep tarafı için böyle bir yıllık programınız var mı 2024-2025'te? Yani talep tarafının sistemde ne kadar aktif olacağını düşünüyorsunuz gibi bir soru var. Eğer çalışma varsa belki bahsedebilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında şöyle, biz TİH olarak arz anlamında sıkıntılı olan senede 4 ayımız var. Kış puantı ve yaz puantı, yani Ocak, Şubat ayları ve Temmuz, Ağustos aylarında bu hizmeti almayı tercih ediyoruz. Burada tabii yaptığımız ihalelerdeki tarihlere baktığımızda da zaten aynı sonuç var. Şimdi 2023 kışında tabii talep toplayıcıyla beraber bu hizmeti almaya kalkışmak çok gerçekçi olmayacak. İlk hedefimiz Temmuz 2023 diyebilirim. Yani burada işte toplayıcılıkla ilgili kuralları netleştirir ve biz katılımcılara tekrar bunu anlatabilir ve faaliyete geçirebilirsek ilk hedef olarak belki Temmuz 2023'te almayı düşünebiliriz ama tabii henüz ortada net bir çalışma yok şu anda. Şöyle yapalım, bir ben tekrar Erman Bey'e bir söz vermek isterim. Siz tabii bu alanda da hizmet veren bir şirketi de aktif hale getirdiniz. O anlamda da bu teorik bilgileri pratik hayata dönüştürmek, değere dönüştürmek üzere de ciddi anlamda hazırlıklarınız var, çalışmalarınız var. Peki siz bu yeni düzenlemelerden neler bekliyorsunuz ki gerçekten hedeflediğiniz katma değerli hizmetleri sunabilirsiniz? Teşekkürler Elif Hanım. Belirttiğiniz gibi aslında biz uzun süredir enerji alanında özellikle yazılım tabanlı ürünler geliştiriyoruz. Dolayısıyla bir teknoloji sağlayıcısıyız. Buradaki aslında önerimlerim de birazcık teknoloji sağlayıcısı gözünden aslında buranın daha sağlıklı bir yapı olması için nelere ihtiyacımız var? Bunlardan bahsedeceğim. Temelde ben aslında 4 tane konuyu çok önemsiyorum. Birisi aslında hepimizin çok önemsediği konu regülasyon. Ama burada regülasyonu aslında birazcık piyasa gözüyle bakarken bazen regülasyonlarda teknoloji sağlayıcılarının rolleri ve onların aslında ihtiyaçları bazen gözden kaçabiliyor. Baktığımızda evet, ikinci mevzuattan mutlaka şebekeye bağlantı, ölçüm,
raporlama, haberleşme gibi çok önemli konuların ortaya koyulacağını Ümit Bey de aslında bahsetti. Hepimizin aslında önemsediğimiz, aslında bunların regülasyonda olacağını bildiğimiz konular. Bu regülasyonların tabii bu teknolojik altyapıyı sağlamak için aslında regülasyonlar çıktıktan sonra zamana ihtiyaç var. Yani teknoloji sağlayıcıları olarak aslında en önemli konulardan bir tanesi de bu. Geçmişteki deneyimlerimiz regülasyonların ortaya çıkmasıyla pazarda aslında bunun yönetilmeye başladığı süreçlerin o teknolojiyi geliştirmek için bazen yeterli süreler olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bugünden biz bu regülasyonlar, ikinci mevzuatlar belki çıkmadan da teknoloji sağlayıcılarının buna hazırlık yapabilmesi için aslında bir sürecin başlatılması gerektiğini, bunun önden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İkinci önemli konumuz ortak standartlar. Şu an hala veri paylaşımı konusunda aslında çok ortak standartlardan bahsedemiyoruz. Ya konvansiyonel haberleşme protokolleri ya da bir takım özel yöntemlerle devam eden veri alışverişlerimiz var. Tabii ki TİYAŞ'ın sahip olduğu bir aslında haberleşme altyapısı var ve bunun üzerinden yönettiği bir şey var ama burada çok sayıda dağıtık üretim tesisi, toplayıcılar, VPP, yani böyle büyük bir aslında yapının birbiri aslında haberleşmesi, konuşması lazım. Bunun da ortak standartlarla olması gerekiyor. Bunun için yurt dışında gördüğümüz IEC 61850, OpenADR tarzı aslında protokollerle arada konuşmamız gerektiğini biliyoruz. Özellikle son dönemde Amerika'da bizim gördüğümüz çok dikkat çeken ve Amerika'dan sonra yakın dönemde Avustralya'ya geçen bir IEEE 2030.5 standardını görüyoruz. Ve bu standartta artık bizce de hızlı bir şekilde çalışmamız gereken bir standart, bir ortak haberleşme protokolü olarak olması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili bizce bir çalışma yürütülmesi, ülke içerisinde bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bence üçüncü konumuz, yani bunun gibi aslında teknolojik ve yeni konularda bir nebze öne çıkartmamız gereken şey, ilk uygulama örneklerinden bahsetmiştim. Avustralya'daki o büyük uygulama örneklerinin birçoğu aslında belli inovasyonları destekleme sonucunda çıkmış uygulama örnekleriydi. Avustralya'da şunu çok görüyoruz, işte daha 5 sene öncesinde başlayan bir VPP projesi oluyor. İşte Güney Avustralya VPP projesi açıklıyor. İçerisinde 5-10 tane VPP oluyor. Her biri 500 haneli VPP'ler kuruyor ve bir pilot çalışma aslında tüm regülasyonu oluşturan, tüm altyapıyı oluşturan şey bu pilot çalışma oluyor. Bunu aslında bazen sistem operatörleri, bazen regülasyon kurumları, bazen başka kaynaklarca fonlanıyor ve destekleniyor. Bence önümüzdeki dönemde gerçekten Türkiye'de bu tür çalışmalarda böyle yalnızca bir firmayla veya bir kişiyle yapılan bir çalışma değil, aslında sektörün tamamının içerisinde kapsayabileceği pilot uygulamaların çok faydalı olacağını düşünüyoruz önümüzdeki dönem için. Bir de son dönemde çok önemli bir konu haline gelmiş ve ben eminim ki bir yıl sonra çok gündeme gelecek. Biz bu kadar kişi konuşacak diyoruz ama şu an bunun siber güvenliği, bilgi güvenliğinden hiç bahsetmiyoruz. Ve bu konu genelde teknoloji sağlayıcılar için en zor konulardan birisidir. Sistemi tasarlar, oluşturur ve ondan sonra birileri der ki ya siber güvenliğe çok uygun değil ama bu yapı. Ama işte bunun aslında gereksiniminin en başta koyulması gerekiyor. Türkiye'de de aslında bunu bu yönde bence çalışmaların daha bugünden başlayıp biz böyle bir yapıyı kurduğumuzda bunun siber güvenliği ve bilgi güvenliğini nasıl sağlayacağımızı bugünden tartışmaya bence başlamamız lazım. Süper. Dediniz ki regülasyon evet önemli ama regülasyonu geliştirirken bu sistemleri oluşturacak zamanı mutlaka sağlamak lazım. Ortak standartlar özellikle veri paylaşımı tarafında kritik. İnovasyon destekleri önemli. Yani önce deneyimlemek, küçük pilot çalışmalarla yaşamak ve onun üzerine mevzuatı geliştirmek önemli. Ve tabii ki olmazsa olmaz siber güvenlik. Çünkü bahsettiğimiz konular gerçekten hiç şakaya gelir konular değil. Son derece kritik altyapılardan bahsediyoruz. O yüzden attığımız her adımı ciddi ciddi düşünerek atmak durumundayız. Çok sağ olun. Gerçekten çok güzel bir perspektif kattı bu öneriler. Şimdi iki tane daha sorumuz var. Enerji depolama sistemlerinin yan hizmetlere katılımında enerji arbitrajı için bir çalışma yapılıyor mu diye bir soru var. Tabii bu soruyu nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama depolamanın enerji arbitrajı için doğal olarak bir kullanım alanı var diye düşünüyorum. Yani yan hizmetler kapsamında veya değil. Onu bilemiyorum, siz farklı bir yorum katar mısınız? Ama o da tabii önlerinde bahsettiği gibi hani çok düşük ve çok yüksek fiyatların belli zamanlarda olabilmesiyle de mümkün olabilecek. Bilmiyorum, buna ek yorum veya katkı sağlamak isteyen olur mu?
Bence dediğiniz gibi doğal olarak oluşacak bir yöntem arbitraj konusu Elif Hanım. Burada bizim hani şu şekilde yapılacakları gibi bir yönlendirmemiz olmayacak ama piyasa şartları gereği, piyasadaki fiyatlar gereği enerji arbitrajından da bu depolama tesislerinin faydalanabileceğini düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. Bir de son soruda şöyle, toplayıcılık faaliyetine katılımın az olması durumunda bir B planı var mı diye sorulmuş. Sanki böyle şeye doğru gidiyoruz gibi. Yani A planına çok ciddi anlamda ihtiyaç duyacağımız zamanlara doğru gidiyoruz. Ama bilmiyorum, hani bu konuda yorum yapmak isteyen olur mu? Yani üçüncü bir yöntem gündemimizde yok ama biz talep toplayıcılıktan bayağı ümitliyiz. Buradan bu hizmeti ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ilave ne yapılabilir? Hani sistem güvenliğini ve maliyetleri de gözeterek daha kolaylaştırıcı bir takım uygulamalar gündeme gelebilir. Bunları EPDK ile beraber değerlendireceğiz. İnşallah, ama ben talep toplayıcılıktan ümitliyim. Buradan hizmeti ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Peki. Başka son bir yorum, işte şunu söylemek istiyorum dediğiniz bir şey var mıdır? Böyle çok az da olsa belki birkaç dakika vakit ayırabiliriz. Değilse kapanışa doğru geçeceğim. Gerçekten çok verimli oldu. Hem mevcut uygulamasıyla, şu anda hayatımıza girdiği haliyle, hem de bundan sonra bizi neleri beklediğiyle, enerji dönüşümü perspektifiyle ve geliştirilecek mevzuata belki hani biraz katkı sağlayacak görüşlerle birlikte konuyu uçtan uca ele alma imkanı oldu ve hatta bizim bundan sonra yapacağımız webinarın da konusunun ki işte veri olacağından da bahsetmiştim. Oraya da bir kapı açmış oldu. Bu anlamda ben tüm panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Dinleyenler için umarım faydalı ve katma değerli bir webinar olmuştur. Bundan sonra yeni etkinliklerimizde yeniden buluşmak dileğiyle herkese çok selamlar, sevgiler.